Mart 1959'da Teksas sahillerinde yeni bir canlı türü olduğu rapor edildi. Dev katil fareler. Boşver, yok bir şey. Pekala, işte orada, ada. Eminim orada sessiz yerler vardır. Hem de çok sessiz. Bak, gemiyi yanaştır ve şu pisliği buraya atalım olsun bitsin. Ben pislik değilim. Önemli bir internet kanalındaki dizilerin sponsoruyum. Benim yatımdayken sen bir pisliksin. Lanet olsun, bizi taşıman için sana neredeyse bir çuval dolusu para ödüyorum. Bu lanet insanlar da kim böyle? Televizyon şovundan da. Vahşi Safari'nin dönüşü. Film çekmeye geldim. Merhaba, ben Kristin, Bayan Dönüş. Pekala. Bir parla, yıldız gibi parla. Ben sadece umuyorum da eğer o sen... O benim kızım, ihtiyar. Oh, seni zavallı küçük ufaklık. Hadi bu mutlu çifti buraya bırakıp bir an önce bu adadan gidelim.
Bu adadan neden korkuyorsunuz? Adadan korkmuyoruz. Adadakilerden korkuyoruz. Birkaç zaman önceydi. Oo, öcüdür belki de. Size söyleyecek olsaydım, çamaşırlarını burada değiştirmek zorunda kalırdın. Hey çocuklar, ben Sam, prodüksiyon birimi müdürü. Benim kabusuma hoş geldiniz. Bu lanet herif bir kabus hakkında ne biliyor ki? Kabus mu? Bana gecikmeli olarak geldiğimizi mi söylüyorsun? Hayır efendim, umutsuzca hepimizin gecikmeli olduğumuzu söylüyorum sadece. Ne getirdiniz? Oyuncu ve tayfalar için tişört ve para. Size Johnny Reno'nun nakit ödeme istediğini söylemiştim. Ben de öyle, biz de öyle. Pekala Kaptan Ahab, birazdan eşyaları boşaltacaksınız ve yeşilleri alacaksınız. Yattaki pislikleri ben boşaltmayacağım herhalde, değil mi? Haklı. Yaşlı bir adamdan bavullarımı taşımasını isteyemem. Sam? Yaşlı adam mı? Seni uykunda tokatlarım, sonra da uyuman için bir daha tokatlarım. Beyler lütfen, tamam, bununla ben ilgileneceğim. Ona vurmaya cesaret edemezsin. O sen. Güzel çeneni kapatır mısın? Susmayacağım. Sizi eşyalarla uğraşmaları için birkaç tayfa göndereceğim. Yaşlı adamla uğraşmayı bırak. Onu sevdim, çok sevimli. Oo, sanırım ben aşık oldum. Bence kilotun ters döndü. Oo, seni bile döndürebilirim, tamam mı? Hindistan cevizi ağacı sahnesi için iyi olacak. Hector, bende o sayfalar yok. Çünkü artist bunu yeni uydurdu. Hindistan cevizi ağacına tırmanmasını istiyor. Bunlar Hindistan cevizi ağacı değil ki. Onları biz ayarlayacağız. CGI. Onu yeşil bir manzaranın önüne koyacağız ve tellerle yukarı kaldıracağız. Bu bir hile. Ben bunun bir reality show olduğunu sanıyordum. İşte bu yüzden CGI'ye ihtiyacımız var Bobby. Daha gerçekçi olması için. Hector! Gel şu bulduğum şeye bir bak. Buna inanamayacaksın. Nedir o? Bu bir kemik. Kemik mi? Parçalanmış kaburga kemikleri mi? Üzerinde barbekü sosu da varsa hemen bana ver onları. Hayır, parçalanmış değil. Bir omurga kemiği bu. Zavallı adam olanları düşünemiyorum. Onu bir şey yemiş gibi görünüyor. Bir süredir buradaymış. Thorne Sherman'dan Harold Rooke'a. 1959. Hey, bunu hemen Sam'e bildireceğim. Evet, prodüksiyon. Sam, biz burada bir adama ait... Ne? Hector, siz ne buldunuz? Bak, sesin gidiyor. Beni sonra ara. Sinyal kayboldu. Ben hemen döneceğim. Aman Tanrım. Cici köpek. Cici köpek tamam. What's the matter with you? Dostum, sana ne oldu bana? Hector, sesin gidiyor. Bak, ben şu an... Çocuklar, siz bir şey mi yiyorsunuz orada? Tek duyduğum şey tıkırtı, tamam mı? Evet. Sam, derhal sete gel. Beni takip edin. Sizi ana kasta tanıştıracağım. Hey Sam, parayı verecek adam nerede? Sakin olur musun? Thorne parayı alacağız. Hala yatı boşaltmaya devam ediyorlar. Şimdi şuradaki kız elinde kamera olan bizim kameramanımız. O da Mickey. Pekala, onun yanında duran adam yönetmenimiz. Adı Willard. Ne yaparsanız yapın sakın onunla göz temasına girmeyin. Hey, o soytarının maaşını ben ödüyorum. Seninkini de. Hazır ol Johnny Reno ve kamera. Dören.
Ve bu da Johnny Reno. O yıldızımız. Unutmayın. Bu Johnny Reno'nun dünyası. Siz sadece içinde yaşıyorsunuz. Onunla fotoğrafımı çekin. Şu anda çektiremezsiniz çünkü çalışıyor. Ben bayan gelişim. İstediğim her şeyi yapabilirim. Bu iyiydi değil mi? Lenora, bir sonraki sahne espri ekle, tamam mı? Ve Reno'nun aptal çizgisini daha kes. Daha fazla sahne değişikliği yapmıyorum. Bu mükemmel. Sam, ne zamandır bu adadasın? Anayat bizi buraya dün getirmişti. Sen vahşi değişik bir şey gördün mü ya da duydun mu? Yönetmenimiz dışında mı? Yok, ben o sincaptan söz etmiyorum. Hayır. Hayır, neden soruyorsunuz? Senin yerinde olsam filmimi çekmek için başka bir ada bulur buradan giderdim. Sanırım bunun için biraz geç kaldık. Benimle çalışan insanlar ben çalışın dediğim zaman çalışın demektir, anladınız mı? Yoksa nerede yaşadığınızı biliyorum ve orada bir Christmas olmayacak, kapışko. Tamam Nevis. Keçiyi getir. Bunun ne olması gerekiyordu? O bir keçi. Vahşi bir keçi. Büyük vahşi bir ülkeden gelme. O bir keçi değil. O keçi kılığına sokulmuş derek. Onun boynuzları bile yok Tanrı aşkına. Bu dişi bir keçi. Dişilerin boynuzu olmaz. Vay canına. Ben dişi bir keçiyi canlandırmıyorum. Vahşi olacak. Evet, aslında dişilerin boynuzu olmaz. Bu her şekilde de yanlış oldu, öyle değil mi? Gerçek keçiye ne oldu ha? Çok pahalıydı. Eğitmen günlüğüne $500 istedi. Bunun işe yaramasını sağlayacağız. Mickey! Ben zaten yanındayım. Evet. En iyisi keçiyi tam olarak göstermeyelim. Tamam mı? Onu bir çalı ya da o tarz bir şeyin arkasına saklayalım. Onu gölgeli, gizemli bir figür olarak görelim. Keçinin yapması gereken tek şey zehirli yılanın midesini doldurmak. Zehirli yılan mı? Hangi zehirli yılan? Seni ısıracak olan yılan. Beni ısıracak evet. Mı? Evet. Yani demek istediğim... Isırmayacak olan Nevis, öldür onu. Bu şuursuz zehirli bir yılan. Biz sana sahte bir saldırı düzenleyeceğiz. Nevis onu bir çizgiye çekecek ve derek sen benimle çalışacaksın. Yılanın uyuşmuş olduğuna emin misin? Bana öyle gibi görünüyor. Sanırım Nevis aşırı doz vermiş. Nevis, çizgiyi biraz daha yaklaştırıp döndürmen gerekiyor. Canlı gibi göstermelisin, anladın mı? Her şeyi ben mi yapacağım? Burada kontrolü kaybediyorum. Herkes sussun! Hepinizden nefret ediyorum. Kamerayı çalıştırın. Seri. Edmund dış giyim sunar. Edmund'un vahşi safarisi. Yılan vahşi keçiye saldırır. Sahne bir. Keçi dizlerinin üstüne. Ve kayıt. Nevis, yılanı getir. Bu harika. Bunların hepsini çekiyor musun Mickey? Bu tam bir sanat harikası. Ve ilerle Johnny Reno. Oho, bakın. İşte bir doğu elmas çıngıraklı yılanı. Bu küçük yaramazın bir ısırığı hemen kanı zehirler, ıstırap verir ve sonunda da ölüm çığlığı olur. Bu küçük yaramazı çok seviyorum. Yılan gerçekten canlı gibi görünüyor. O yoksa uyanık mı? Uyanık. Çocuklar, sanırım yılan uyandı. Doğaçlama yap. İpim koptu. Tanrım, kaybolan bir yılanımız var. Tanrım. Ne, bilgisayarda düzeltiriz. Çekmeye devam et, devam et. Sadece kıyafeti. Bunu duydun mu? Duydum. Sanırım daha büyük bir keçiye ihtiyacımız olacak.
Çekmeye devam et. Bununla beraber. Renault, keçinin içinde yılanın zehiri var. Oraya git ve zehiri emerek çıkart hadi. Yılan onu çok kötü bir yerinden ısırdı. Artık bu çok ilginç olacak. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Bunu temsilcime sormalıyım. Stella! Asla, hayır asla. Bunu yapmıyorsun. Yani demek istediğim bu fotoğrafları sadece internette düşünün. Yani ah tanrım, bu senin kariyerini gerçekten etkileyecek. Evet, belki de bir sahneyi yönetmek ister. He? Renault, rica etsem zehirlenerek ölmüş olan keçiyi hayata döndürebilir misin acaba? Aa, evet, bu olur. Seti boşaltın. Hareket Renault. Hadi hadi. Hadi hadi küçük keçicik, seni temizleyeceğim hadi. Bu iyiydi değil mi? İşte oldu. Bu kadar. Ve kestik. Bunu sakla. Bir keçi gibi kokmak zorunda mısın? Evet, kayıp tayfamız var. Onlara ulaşamıyorum. Kimin umrunda ki? Sigortalıyız. Bir stajyer gönder ve yemeğe çağır. Pekala millet, yemek zamanı. Stajyer mi? Sam, bağırman için bir sebep yok. İnsanların duygularını düşün lütfen. Ah, yemek. Kulağa hoş geliyor. Kalmak mı istiyoruz? Şimdi gidemeyiz. Paramızı hala almadık. Aa, evet. Sen stajyer misin? Kendimi geliştiriyorum. Harika. Tamam. Hector ve Bobby'yi tanıyor musun? Evet. Bana bu işi Hector verdi. Tamam. Sen git ve onları ara. Eğer onları bulursan beni bundan ara. Tamam mı? Bunu kenara çek ve bana PA ver. Hector! Hector! Bobby! Bu adamlar nerede olabilir ki? Sadece kameraya gülümse ve parayı topla. İçine daha fazla bir şey koymaya çalışma tatlım. İnternette bir kaynağım var ve aldığım duyuma göre bu program yarım sezondan fazla devam etmeyecekmiş. Çünkü çok sıkıcı ve neden sıkıcı biliyor musun? Çünkü ellerinde ben varım ama beni kullanmıyorlar. Beni. Evet. Yapmaları gereken en başından vahşi bir hayvan bulup onu saldırtmaktı. Böylece ben de taklit yapardım. Hemen suya atlayabilir ve oradaki kadını kurtarabilirim. Hayır, hayır. Sadece orada oturacaksın, kameraya bakıp konuşacaksın ve yazılanları okuyacaksın. Sekreter, şuna bu. Ne dersin? Ve bir sadece seninle olacaksın. Saldırıyor. Evet, böylece ben de rahatça rol yapabilirim. O lanet hayvanın aksana atlarım ve o sırada bunu çekebiliriz. Hayır bak, biliyorsun biliyorsun, senin bir dublörün yok. Bunu biliyorsun değil mi? Pekala, biz de küçük timsah kullanırız. Küçük timsah. Ha? Onunla başa çıkarım. Wow. Şu yeni yeteneğe de bak. O senin için çok genç. Evet ama akıl hocalığını yapabilirim. Merhaba. Nasılsın? Ben erkeğim. Pis bir bakış attı. Ben yıldızım. Bunu yapabilir mi? Bence de öyle yaptı. Merhaba. Sakıncası yoksa oturabilir miyim? Doğruyu söylemek gerekirse evet. Çekici olduğum için bana kızma, tamam mı? İnan bana, bunun için yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani 12 gibi, tamam mı? Çocuklar nasıl olmuş? Ha, kesinlikle bayıldım. Gözlerimi ortaya çıkarmış. Yani senin gözlerini. Tamam, çok akıcı konuşuyorsun. Tamam, artık düzen hakkındaki tartışmamıza geri dönebilir miyiz? Teşekkür ederim. Düzen nedir? Ben aptalım. Hector! Bay Renault, diğerleri hazır, sizi bekliyorum. But he never found his niche on dry land. He had a lot.
Başka bir şey yazmamı istiyorsan daha önce söylemeliydin. Şimdi yazdıklarımı değiştiremem, tamam mı? Merhaba, merhaba. Bakın, dikkat edin. Harika. Harika, evet. Hiç kaplama yok. Harika. Benim ilacım nerede? Biri bana bir şey mi dedi? Bu bir düdük. Hayır. Zaten onları da aramıyordum. Yardımın için sağ ol. Oh, eski meyhane. Ne kadar güzel, harika. Do you think this is gonna leave a scar? I mean, the pain is really intense. Well, yeah, probably. Try a little tequila on there. What? It works for me. Affedersin. Oh. Evet Şerefe. Hey, bana bir şey söyle. Bana bir şey söyle ben. Evet. Ben John Reno'yum. Doğru aslında ben. Ve ben aslında Georgia'lıyım. Evet. Ve bana çok tanıdık geliyorsun. Daha önce hiç Georgia'da bulundun mu? Yaklaşık 30 yıl önceydi. Ben oralarda şeriflik yapıyordum. Bilirsin, kaçakçıları kovalıyordum. Yo. Evet. Tamam, sana bir şey söyleyeceğim. Ben de Georgia civarlarında çok kovalandım ama hep kadınlar tarafından ve bazen beni yakalıyorlardı. Oh. Çok güzel. Buna içerim evet, işte. Evet, buna içerim. Bilirsin, dinle. Ben kendim kadınları kovalamayı seviyorum ama benim yaşımda bilirsin işte bu biraz baş aşağı oluyor. Yoksa siz... Hey, o mu? O mu? O, o. O değil mi? Ben. Hayır. Evet. Seni rahatsız edip durduğum için affedersin ama iki tane tayfamı kaybettim. Ben pisliktim. Evet, öyleydin. Üzgünüm. Kim? Hector ve Bobby. Ve şimdi de stajyerlerden biri. Daha yaşlı olanı. Şu sürekli kendini geliştirdiğini söyleyen kadın. Evet, o. Ona diğerlerini görürse bana PA yapmasını söyledim. Hayır, ben Renan'ın kuaförünün peşinden koşmaya devam ediyorum. Şu profesyonel bakire olmak isteyen. Merhaba. Oturabilir miyim? Tamam. Ben her zaman bir aktrist olmak istemiştim, tamam mı? Sen kameraman mısın? Kameraman benim. Tamam. Ben gerçekten bir aktrist olmak istedim ve Johnny Reno bana yardım edebileceğini söyledi. O yüzden film yıldızı gibi görünmemi sağlayabilir misin? Belki. Eğer ekstradan güçlü filtreler bulabilirsem. Bu harika. Tamam. Tatlım, hadi gidelim. Ya da bir kese kağıdı. Hey, beni gerçekten çekici buluyor musun? Evet, bak sen çok güzelsin ama ben aktrislerle çıkmıyorum, tamam mı? Aktrist değilim ki. Ama olmayı çok istiyorum, o yüzden yardım eder misin? Ben sadece yaşamak için çalışıyorum. Sense kendine yemek zinciri konusunda daha yüksekte birini bulmalısın, tamam mı? Ama bence yemek zincirinde zaten yüksektesin. Sesi duydun mu? Neyi duydun mu? Neyse boş ver. Bizimkileri ya da stajyerleri gördün mü? Stajyerlerle ilgilenmiyorum. Bu iğrenç. Merhaba. Merhaba. Neden üzgünsün? Biliyor musun? Sam'den. Acaba neden sette ona her bakış atan ortadan kayboluyor? Sana da böyle bir şey yaptı mı?
Kes sesini Nevis. Biraz kıskanç görünüyorsun. Bunun benimle bir ilgisi yok. Bu onun işiyle ilgili. Bak, dinle. Ben Sam'i çok uzun yıllardan beri tanırım. Çok ilgisiz görünür ama onun kafasında çok şey vardır. Onun için. Yani Sam tüm bu prodüksiyonu omuzlarında taşıyor. Biliyorsun, sürekli çalışıyor işte. Evet, biraz dalgın görünüyor. Pekala, beni dinleyin. Bakın, 3 tane çalışanım kayıp, tamam mı? Belki de ölmüşlerdir. Bu yüzden sigortamız var. Aa, kim öldü? Bobby ve Hector kayıp. Onlar çalışanlarımızdan ikisi ve şimdi de bir stajyer. O yüzden onları bulmalıyız. Dur bir dakika. Bir dakika dur, dinleyin. Bunu şovun bir parçası yapabiliriz. Kurtarma. Bu bir vahşi yaşam şovu olmalıydı. Bu zaten vahşi yaşam şovu. Biz de vahşiyiz. Kana susamış birkaç yaratık tayfalarımızı kaçırdı, değil mi? Belki de onları öldürdü. Hatta daha iyi. O yüzden artık birkaç aptal hayvan aramak yerine ölmüş olan adamlarımızı arıyoruz. Ne dersiniz ha? Aptal hayvanlar mı? Eğer kaybolan birileri varsa o zaman belki ben onları kurtarabilirim. Tamam. Çekime tıpkı planladığımız gibi başlayacağız. Pekala, Hector ve Bobby'yi hikayenin ana teması yapıyoruz. Sabah Johnny avlanmaya gitmeleri için 2 takım gönderdi. Kamera takımı her bir tayfayla gider. Ama 3. kamera ekipmanı ise aramanın en önemli kişisi olan Johnny Reno ile birlikte onun kaybolan stajyerini arayacak ha? Ve Johnny Reno zavallı stajyeri hemen bulur. Bobby ve Hector'u bulan her kim olursa olsun onları bulanı Reno'ymuş gibi gösterelim. Ölü ya da diri. Yıldız'ı korumalıyız, yoksa başka bölüm yok. Evet, beni koruyun. Eğer yıldızınızı korumazsanız başka bir bölüm olmaz. Yıldız'ı koruyacağız elbette. Sen ne yaptığımızı sanıyorsun ki? Yeniden yazmamı mı isteyeceksin? Bak, biliyor musun? Bir tekilanın %50'sini midene indirdin ahbap. Neden rahatlamıyorsun? Nasıl rahatlayabilirim? Bu adadan çıkana kadar asla rahatlayamam. Gelen sesi duydun mu? Hayır. O zaman kes sesini, dinle. Sana söylüyorum, ileride bir şeyler var. Dinliyorum ama bir şey yok. Bir şeyler olduğuna eminim. Evet. İleride büyük bir fırtına var ve bu tarafa doğru geliyor. Evet. Biz de neden tekneye geri dönüp biraz olsun kestirmiyoruz? Evet. Thorn. Thorn Sherman. Sen yürüyen bir ölüsün. Ama henüz bunu bilmiyorsun. Ben hazırım Willard. Buradan çok sıkıldım. Neden? Her şey çok güzel olacak. Wally parayla birlikte burada. Johnny tamamen bir kahraman modunda ve harika içkilerimiz var. Her şey değişti. Bunun vahşi yaşam şovu olması gerekiyordu ama artık ölü elemanları aramaya gönderiyorsun. Durum değişken ben doğanın bize cömertçe sunduklarıyla çalışıyorum hayatım. Uyarlamak, doğaçlama yapmak ve mücadele etmek. Yeniden yaz. Bir daha, bir daha ve bir daha tekrar. Eğer kaybolan tayfaların öldüklerini varsayarsak, artık ölü sayısına dayanan bir reality şovumuz var. Bu da büyük reytingler ve ağzı açık bırakacak kadar çok para demek. Benim için değil. Her zaman olduğu gibi benim çekim harcandı. Sana bunu altına çizerek söylüyorum. Şovun %10'unu vereceğim. Net mi, brüt mü? Brüt. Anlaştık. Bu anlaşmayı mühürleyebilir miyiz acaba? Ne istiyorsun Willard? Ben mi? Yoksa yeniden yazmam mı?
yeniden yazmalı. İşe dönelim. Pekala, ne düşünüyorsun? Seni onsuzken daha çok seviyorum. Oo, çok tatlısın. Ama ya diğerleri bizi duyarsa? Bu yağmurda mı? Ayrıca bizim çadırımızı diğerlerinden 50 metre daha uzağa kurdum. Yalnız kalmak istediğimizi belirttim. Paraları etrafa dağıtmayı keser misin lütfen? Bak ben dün gece için çok üzgünüm. Beni sürükleyerek götürdü. Evet, fark etmez. Bu senin işin, ben de çalışmak için buradayım. Harika. Ne anlama geliyor bu? Bak Sam, bu küçük maceralara ayıracak zamanım yok. Tamam mı? En iyisi profesyonel kalalım. Hey Sam. Sam. Hey. Sam, biz paramızı istiyoruz. Bunu hemen şimdi istiyoruz. Adadan gideceğiz. Doğru doğru. Emin olun bakın ben paradan sorumlu değilim. Voleyi bulmalıyız. O şimdi sette olmalı zaten. Pekala hadi şimdi onu bulalım. Gidip yolu ona devam göster edelim. Adamım. Evet. Sam hadi bu şovu yollara dökelim. Stella rica etsem Janarino'ya bakabilir misin? Hey Sam. Parayı verecek adam nerede? Şu vali, titrek parmaklı olan. Bana lütfen bir saniye verin, tayfalara ayırıyorum. Sanırım bize önce olarak önden gideceklerini söylemişlerdi. Onları yakalarız evet. Ha? Yapabileceğim en iyi şey bu. Reno! Ne var? Kamera bu tarafta bebeğim. Oh! Ah. Pekala. İşte bu. Tamam. Jenny işte bu senin en büyük kahramanlık anı. Evet. Prodüksiyon asistanlarını aramaları için iki ayrı takım gönderdi. Ve o sırada da sen kendi başına cesurca ormanın en vahşi yerlerini aramaya başladın. İşte bu. Gömleğimi çıkarmam gerekiyor mu? Bununla çekelim. Gömleğini seyredim. Genereno ne yapardı? Ha? Burayı sana bırakıyorum. İşte başlıyoruz bayanlar baylar. İşte bu. Hadi kamerayı çalıştır. Bunun ne kamerayı hakkında olduğunu bilmiyorum. Kamerayı çalıştır. Kayıt. Pekala millet. Bence artık yapmamız gereken düşün, şey. Düşün. O şovu seviyorum. Hayır. Şimdi buradaki herkes beni dinlesin. Anladığıma göre siz hepiniz benim ekibimdensiniz. Pekala bu da demek oluyor ki vagonlarımızı raydan çıkartmanın vakti ve gidip o ölüleri kurtarmamızın vakti geldi artık. Gidelim. O gidip ölü adamlarımızı kurtaralım mı dedi. Ölü adam nasıl kurtarırsın? Ben bunu yazmamıştım. Bu taraftan. Bu taraftan Jenny'i takip edin. Yürü millet. Güneş onu yakalayacağız. Hey Thorn şuraya bak. Ne? Yerde para var. Ha. Bence bizim mi? Artık bizim tabii. Pekala. Paranın her yeri kandı. Oh
artık bizim olabilir, değil mi? Bunlar neyisi böyle? Bilmiyorum ama insan olmadıkları kesin. Pekala ve kayıt. Benden ne yapmamı istiyorsun? Tamam. Tamam hadi beni yakından çek. İşte böyle. Kameram. Tamam aldık, hadi buradan gidelim. Thorn, şuna bir bakar mısın? Oradaki de kim? Ben kimseyi görmüyorum. Ah. Kestik. Bu aptalcaydı. Hayır. Yok, aptal gibi görünüyorum. Stella, konuş onunla. Harika görünüyoruz. Ben harika görünüyorum ama o aptalcaydı. Al bir beşlik. Tamam. Hey çocuklar. Şuna bakın. Bakın ne buldum. Dur bir dakika. Bu gömleği hatırlıyorum ben. Bu Hector'undu. Lanet olsun. Bunu ona ben ödünç vermiştim. Şuna bakın, bu parçalanmış. İşte yine başladı. Bunu biliyordum. Neler oluyor? Dinleyin millet. Bu adada hiçbir şey yok. Sadece ölüm var. Burayı hemen terk edelim. Yaşlı kronometre haklı. Yaşlı kronometreyle neyi kastettin? Öylesine söyledim canım. Seni bir omlet gibi çırpar. Ama ne? Bobby ve Hector'a ne oldu? Hector ve Bobby artık yeni giysiler. Bu CGI'den daha iyi ve daha ucuz. Derek, kameranı tam buraya koy. Tamam. Lenora, bu kıyafetleri al ve açığa götür. İşte tam oraya. Olanlar hakkında hiçbir fikri yok. Johnny. Kayıttayken kıyafetleri bulacaksın, tamam mı? Hadi bakalım çocuklar. Kayıtta. Lenora. Temiz. Tamam, kamerayı çalıştır. Hazır. Kayıt Johnny Reno. Paramparça kıyafetler. Üzerlerine kan bulaşmış, lanet olasıca bez parçaları. İki insandan sadece bunlar kalmış. Bekle, Johnny Reno asla bağırmaz, yapma. Hayır, Johnny Reno bir şey duyduğu zaman bağırır ve Johnny Reno bir şey duydu. Duydun mu bunu? Evet. Evet, ben de duydum. Pekala, hadi hep beraber dinleyelim, bunu yapabilir miyiz ha? Kimse bir şey duyuyor mu? Ben de duymuyorum. Kayıt Johnny. İnanın bana, bunu her ne yaptıysa gizemli, korkunç ve açtı. Ve ayrıca çok uzun dişleri vardı. Tıpkı bunlar gibi. Parçalayın. Onlar bizi öldürecek. Yiyecekler bizi. Bu korkunçtu. Olamaz. Tanrı aşkına, bu korkunçtu. What do I do with this, Willard? What is it? Johnny.
that his arm. Oh, I'm for Reno. We'll take it with us, bury it later. I'll say a few words over. May God have mercy on this forearm. Listen, if you want to get off this island, follow me. Follow me. Come on. Bring you that. Get the camera. Yeah, right, right. Haritada, yani kuzey yukarıda. Kuzeyin haritada nerede olduğunu biliyorum. Bilmediğim kuzeyin yerde nerede olduğu. Vay, bunun için film okulunda 4 yıl geçirdi. Şey, bence sen çok zekisin. Aa, ne sevimli küçük bir fare. Eskiden bu küçük pislikleri BB silahlarımızla avlardık. Seni tam gözlerinin ortasından vuracağım. Seni sevimli küçük kemirgen. Evet. Sen bir kemirgen gibi. Aman tanrım, bu da ne? Aman tanrım. Hadi. Aman tanrım. Gidelim. Hadi. Hadi kalk. Çabuk. Burası. Ne? Burası. Tamam, o orada. O işte tam orada. Al, tut şunu. Şuna bakın. Kamera hazır. Hadi hadi, tamam kız, tamam. Hey, bekle, bekle. O şeyler neydi öyle? Bilemiyorum ama bekleyemeyiz. Pekala. İnsanlar yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalı. Molière. Bence bu ikilemeyi söyleyen eksik söylüyor. Bir insanın akşam yemeği yeme vakti geldiyse o zaman bu adamın yeryüzüne çıkma isteği uyanmıştır. Gel, hadi gel burası. Burası da ne böyle? İşte bu o. Hadi. Hadi içeri girelim. Hadi yürüyün, girelim. Geliyorlar. Geliyorlar. Kapat şu lanet kapıyı, hadi. Pekala, hadi, hadi çabuk, hadi, içeri gir çabuk. Hadi girin. Olsun. Tamam. Kapat şu kapıyı, kapat. Kapat. Kapıyı. Hadi. Geri çekilin. Herkes geri çekilsin. Bu çok vahşice. Onları ne geri döndürdü ki? Ernie nerede? O başaramadı. Burada saat başı insan kaybediyoruz. Belki de diğerleri hala hayatta. Olamaz. Bu yaratıkların bizi takip etmemelerinin sebebi hala başka bir şeyle besleniyor olmaları. O şeyler nedir peki? Öldürücü fareler. Onlar et oburlar. Onlar et yiyicileri. Günde en az kendi ağırlıklarının 10 katını yemeliler yoksa açlıktan ölürler. Yani bu gübre yığını bizim koruyucumuz mu? Daha önce de buradaymışsın gibi konuşuyorsun İhtiyar. Öyleydim. Hadi oyalanmayın da içeri girelim, hadi. Koruyucu ha? Görünüşe göre çizmelerimiz ayağımızda öleceğiz. Yanlış film.
Bunu nereden aldın? Onu rüzgarda uçarken buldum. Wally ve Christine ne oldu peki? Bilmiyorum. Biliyorsun sizi ben uyardım. Ben bu adanın tehlikeli olduğunu da söyledim size. Öldüler mi? Evet, onlar öldü. Ve eğer bu adadan kurtulmazsak bizler de öleceğiz. Ama sen daha önce de burada olduğunu söyledin değil mi? Evet, buradaydım. Anladığım kadarıyla tekneye gidecek güvenli bir yol biliyorsun. Bu benim en kötü huylarımdan biri, bilirsin. Ben bazen abartırım. Özür dilerim. Ben de öyle. Bu gerçekten arkanı altını kesmiş ve o giydiğin şey seni bir saat kordonu gibi sarmış. Bunu yatak odalarından birinde buldum ve bunun sizin daha önce gördüğünüz bir şey olduğunu hissettim. Evet, evet. Onu üstte ve çıkık olarak gördüm. Çoğunlukla çıkık olarak. Kim? Hey. Sen kim? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Errol Flynn mi? O da kim? Basit. Thorne. How about a little martini? Ooh. How about a big martini, you cute little heifer? Düşünüyorum da hayatımda hiçbir zaman bir bayandan gelen içki teklifini geri çevirmedim. Asla. Bu şeytani tıpkı anneminki gibi. Belki de artık içkiyi bırakıp düşünmeye başlayalım. Evet, evet. Ben burada, işte tam burada olacak. Ölümüme içmek istiyorum. Bunu yapabiliriz. Ya da bu atadan kurtulmak için bir yol bulabiliriz. Evet. Hey, buraya kadar nasıl geldik? Durun. Bilirsin, dank etti. Bunu düşünemedim. Hey, bunu nasıl daha önce düşünemedim? Aşağıda bir jeneratör var, biliyor musunuz? Ben de senin düşündüğün şeyi düşünüyorum. Bunu anlamanın bir yolu var. Ha? İşe yaradı. Bu neden açık değil? Evin her yerinde güç hücreleri var. Kurudukları zaman şarj edebiliyorsun onlarla. Yani üzerinde konuştuğunuz fikir nedir? Elektrikli bir kafes yapacak. Kesinlikle. Eğer bu teli evin her yerinden geçirebilirsek ve sonunda teli jeneratöre bağlayabilirsek bir elektrik akımı yaratabiliriz. Böylece de fareler çarpılmadan içeri giremezler. Pislik fareler. Butlarını pişireceğiz onların. Ya da her yere ateşe vereceğiz. Hadi. Mağaraları kapısı olmaz. Bunun var. Vay canına. Çok tuhaf. Sanki burada yaşayan biri var. Evdeki konfor burada var. Çorba ocakta. Derek ve Willard'ı bulamıyorum. Önceden Stella onlarla konuşuyordu. Ve Lenora da onlarla beraber. Stella herkes nerede? Ben bilmiyorum. Onlar dışarıda şovu çekiyordu. Şovu ne şovu? Artık şov falan yok. Onlar neredeler? Nereye gittiler?
Nereye? Ben onlar evin dışında bir yerdeler. Herkes nereye gidiyor? Tanrım, hala anlamadın mı? Hı? Hepimiz burada ölmeyi bekliyoruz, hepimiz. Pekala, yaş güzellikten önce gelir. Sadece bir dakika Derek. Buralar hiç güvenli değil. Erkekler bizi koruması için eve elektrikten kafes yapıyor. Eğer herhangi bir şey olursa hemen içeri koşmalıyız. Derek haklı. Canavarların Johnny Reno yaptıklarını gördü. Neden o aptal şov için kendi hayatımızı riske atıyoruz? Kasette ne olduğunu farkında mısın sen? Johnny Reno'nun ölümü. Elimizde dünyanın en etkili görüntüleri var. Ve o tamamen bilinmeyen türden yaratıklar tarafından öldürüldü. Görüntüyü alıp hemen buradan gidebilir miyiz? Bir dakika Derek. Tamam, harika. Bu kaseti satacağız ve zengin olacağız. Neden hala çekiyoruz? Belgeliyoruz. Reno'nun öldürüldüğünü gördük ama öldüren şeye yakından bakamadık. Çocuk bir yem. Bu alçakça. Bizim için bile. Hayatını hep böyle sürünerek mi geçirmek istiyorsun? Pekala, deneyi çekiyoruz. Kayıt. Ne yapmam gerektiğini bile bilmiyorum. Willard, siz deli misiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Oradan ne gibi görünüyor? İşimi yapıyorum. Derek, hemen evine geri dön. Ben çekimi yapana kadar olduğun yerde kal. Hayır, buraya kadar. Tamam mı? Şov bitti. Sam, korkuyorum. Derek. Derek, Derek bana bak. Neler oluyor? Derek, gözlerime bak. Gözlerime bak Derek, tamam mı? Bu tarafa gel. Çok yavaş. Ben hareket edemiyorum. Evet, edebilirsin. Bana bak sadece. Hayır, hayır, hayır. Lanet olsun. Diğerlerine ne diyeceğiz? Fareler dereyi aldı ve Sam kaçtı. Yapamayız. Derek'i dışarı çıkardığımız için bizi suçlayacaklar. Tamamen senin suçlamalarıyla ilgili, öyle değil mi? Güzel. Onların çekim yaptıklarını söyleriz. Bu bize zaman kazandırır, hadi. Pislikler, hadi. Hadi gelin beni alın, hadi. Sizi durduran ne? Sudan hoşlanmıyorsunuz değil mi? Bu tel gevşiyor ama tamir edebilirim sanırım. Luke, orada dikkatli olmalısın. Orada bir fili bile öldürecek kadar akım var. Seni bir cheeseburger gibi pişirir. Anladım, evet. Hey Willard. Jeneratörün çalıştığından emin ol. Duyuyorum, geliyorlar. Geliyorlar. Elimden geldiği kadar acele ediyorum. Yukarı çıkmalıyız ve bütün camların kilitli olduğundan emin olmalıyız. Hey, bekle. Onlar sana sinyal gönderecek. Ben sadece test ediyordum. Willard, beni duyuyor musun? Yüksek ve net. Sinyali bekle. Willard, ben şimdi deyince kolu çek. Kolu çekeyim mi? Akımı kes, akımı kes. Üzgünüm, benim hatamdı. Geri zekalı. Rook, onu ne yapacağız söyler misin? Ben onu dışarı götüreceğim ve gömeceğim. Onu buradan dışarı çıkaramazsın ve gömemezsin. Dışarıdaki farelerle mi? Onu sadece dışarı götür, dönebildiğin kadar da çabuk dön, anladın mı? Bence kalan parçalarıyla fareler ilgilenecek. Gömmek zorundayım.
Babanıza dönün. Artık herkese söylemenin zamanı geldi Thorn. Pekala. İşte ücretimiz kadar paradan kalanlar burada. Tanrım bana yardım et. Asla bu paranın beni tekrar buraya döndürebileceğini düşünmemiştim. Cehenneme kadar. Bu adaya yaklaşık bundan 50 yıl önce gelmiştim. Bilim adamlarına bazı malzemeler getiriyordum. Ben Dr. Craigis. Thorn Sherman. Gerekli malzemeleri getirdim. Ve o bilim adamları etrafta nüfus patlamasını engelleyecek çılgınca fikirlerle dolaşıyorlardı. Ve bilim adamlarından biri Jerry, küçük farelere bir tür büyüme hormonu ya da onun gibi bir şeyler enjekte ediyordu. Onlar farelerdi. Bilemiyorum, ya bir şey yanlış hesaplamıştı ya da başka bir şey. Onlar fareler büyümeye başladılar. Büyüdüler, 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 büyüdüler ve köpek kadar büyüdüler. Sonra ilk arkadaşımı kaybettim. Rook. O iyi bir adamdı. Beni hep Rook diye çağırıyorsun. Evet, öyle dedim. Ona hiçbir şekilde benzemiyorsun. Pekala. O zaman bana neden öyle dedin? Bilemiyorum. O benim en iyi arkadaşımdı. Tıpkı senin gibi. Onu neden böyle bir tehlikeye attım bilemiyorum. Artık her sabah kalkıp neden en iyi arkadaşımı ölüme terk ettiğimi düşünüyorum. Çok kötü bir şey. Kötü oldum. Hep onu düşünüyorum artık. Oh, haberler kötü. Jeneratörün gazı bitti. Açıkta kaldık. Teknede daha fazla olması gerekiyor. Thorn sen yo, mi? Yo, ben gideyim. Ne dedin sen? Thorn ve sen mi? Yok. Bu yaratıklar bizi parçalamadan 50 metre bile gidemeyiz. Ama birileri gitmeli, yoksa burada yem olacağız. Pekala, oraya sadece bir salak gidebilir. Bunu ben yaparım. Ve Lenora da benimle gelir. Lenora mı? Ben yani. Benim o yaratıklarla uğraşmak için buradan çıkmamanın hiçbir yolu yok. Hayat bir kumardır sevgilim. İşte bu yüzden senin yazıların çok güzel. Teşekkür ederim. Bunu yazabilmen için yaşamalısın, değil mi? Doğru. Willard, siz daha 50 metre bile gidemeden bu şeyler sizi öldürecek. Ben öyle düşünmüyorum. Beslendikleri sürece avlanmıyorlar. Stella'nın vücudunu dışarı koyduk ve artık yok. Sanırım birileri öğle yemeği istiyor. Eğer tekneye ulaşabilirseniz, ulaşamazsınız ama onu almayacak mısınız? Her teknenin bir kaptana ihtiyacı var. Kaptan sensin. Kapıyı kapat. Anahtarı aldın mı? İhtiyacımız olan her şey burada var. Tekneyle ilgili ne yapacağız? Bir kaptanımız yok. Evet, yok. Ben kullanacağım. Torna yapamayacağını söyledin mi? Yalan söyledim. Siz ikiniz bir şeylerin peşindesiniz. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum ben. Neden güvenli yere dönmüyorsun sen? Ama
Sizin Bay Sherman hakkında konuştuğunuzu duydum. Siz fareler geri gelmeden önce kumsala ulaşmayı planlıyorsunuz. Tekneyi çalacaksınız ve adayı terk edeceksiniz. İtiraf ediyorum. Peki ya diğerleri ne olacak? Diğerleri ne olacak? Bu adadan hiç kimse sağ çıkmayacak. Ben ve Lenora hariç. Ve bir de ben. Ben de sizinle geliyorum. Willard. Pekala. Oh. İşte bu harika. İşte orada. Pekala. Bizi artık hiçbir şeyi durduramaz. Kapıyı açın. Yardım edin. Kapıyı açın. İçeri geç tatlım, içeri geç. Artık güvendesin tamamen. En azından bir süreliğine. Işıklar hala yanıyor. Neden kafesi çalıştırmıyorsunuz? Çünkü sadece birkaç lamba yakabilecek enerjimiz var. Kafesi çalıştırabilecek kadar yok. Belki vazgeçerler. Vazgeçmeyecekler, asla vazgeçmezler. Fakat bir sebepten ya da başka bir sebepten dolayı dururlar. Şimdi ben bir şeyden dolayı yine o vahşi düdüğün sesini duyuyor gibiyim. Geri geleceklerini mi düşünüyorsun? Oo, deli misin sen? Tabii ki geri geliyorlar. Onlar daima geri gelir. Şu düdük sanki canavarlar için bir açma kapama düğmesi. Biliyor musunuz komik olan nedir? Bu fareler tıpkı benim 50 yıl önce bu adaya geldiğim zamanki gibi hareket ediyorlar. Ne oldu? Fareler bu binaya saldırmaya başladılar. Bilim adamlarından bir tanesi onları gördü. Hepsi içki içiyorlardı ama Jerry isyan etmeye başladı. Deli gibiydi çünkü o kadar ene karşı zaafı vardı. Bilirsiniz o... Çok sevimli ve genç bir kadındı. Bilirsiniz, ben de gerçekten onunla ilgilenmeye başladım. Tabii ne demek istediğimi anladınız. Jerry o adam tam anlamıyla sarhoş olmuştu. Beni öldürmeye bile kalktı. Önce biz farelerden kaçıyorduk. O evden benden önce çıktı. O manyak kapıyı kapattı ve kilitledi. Bütün fareler arkamdan geliyorlardı. Çitin üzerinden tam zamanda atladım. Ve Jerry'nin üzerine saldırdım. Ondan sonra bütün fareler evin içerisindeydi. Sonunda varillerin içine saklanıp ördek yürüyüşüyle adadan kaçtık. Tekneye doğru yüzdük ve ben sıcak bir battaniyenin altında sıcacık uyudum. Sizi buradan çıkaracağım tamam mı? Kendimizi dereye atacağız. Tamam. Fareler sudan nefret ediyor. Tamam. Acele et o geri dönmesin. Kim dönmesin? O mağaradaki adam. O adam. Derede istediğiniz kadar durabilirsiniz. Onlar benim istediklerimi yapar. Aç mısınız çocuklar? Şaka yapıyorum. Hey biliyor musun Tom? Tekne yalnız başına kaçarsan seni hiç kimse suçlayamaz. Yani istediğin tekneye kendi kendime gidip kurtulmam mı? Evet. Böyle bir şey olmayacak. Bu adada tam 50 yıl önce en iyi arkadaşımı bıraktım. Bu bir daha asla olmayacak. Pekala neden buradayız? Yaratıkları bizi yemeleri için bırakabilirdi. Bizi yem olarak tutuyor. Yem mi? Belki de birini buraya çekmek için. Kimi?
Kim ve neden olduğunu bir önemi yok. Biliyor musunuz? Tüm hayatım benden çalındı. Kariyerim, sevdiğim kadın, geleceğim. Bunu aklınızda tutun. Şimdi beslenme zamanı. Senin kim olduğunu biliyorum. Pekala. Şimdi popom çime yapıştı. Ve ben çim biçiciyim. Yenilemem. Yenilemem. Hayır. Artık sessiz ol. Hayır, hayır, artık beni anlamıyorsun. Biz yenemeyiz. Yok, hayır, hayır, hayır. Kimse seni yemeyecek. Sadece sakin olmaya çalış, tamam mı? Tamam. Peki nedir Jerry? Geleceğini biliyordum. O zaman neden beni o farelere yem etmedin? Bu oldukça kolay olurdu. Seni kendim öldüreceğim. Öyle mi? Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? İşte bununla yapacağım. Dur bakalım. O domuz bıçağı beni korkutmuyor. Onu senden alacağım ve elini ona ulaşama diye keseceğim. Anladın mı beni? Öyle mi? Ona ihtiyacım yok. Seni ellerimle öldüreceğim. Ya öyle mi? Öyle. Bu canımı yaktı ama. Hazır değildim. Hazır değildim ben. Hazır mısın? Hazır değildim ama. Tamam, tamam. Artık kural yok. Kural yok artık, tamam mı? Dur, dur bir kural. O da kural yok. Tom, sen çok yaşlısın. Mücadele etmeyi bırak. Jerry, sen neden bana bu kadar kızgınsın? Annie. O. Onu ayarttın. Onu büyüledin. Büyüledin mi? Evet. Onun için yaptığım tek şey Dallas'ta bir lokantadan o ve ona cheeseburger ve bira almaktı. Senden nefret ediyordu, biliyor muydun? Beni seviyordu. Ben onunla evlenecektim. O seninle evlenmezdi. Çünkü sen sarhoş bir adamın tekiydin. Senin neden bu kadar deli olduğunu anlıyorum. Belki de bu adada 50 yıldır yalnız, kadınsız yaşamandandır. Doğru olanı yaptım. Doğru olanı mı yaptın? Neyle? Bu gerçekten çok açıklayıcı oldu. Siz beni burada ölüme terk ettiniz. Seni burada ölmen için bırakmadım. Seni aptal. Sen o binanın tepesine çıktın, aşağı bile inmedin sonra. Neredeyse yakalıyorlardı. Demek istediğim, bu mağarayı bulduğumda beni kovalıyorlardı. Burası 2. Dünya Savaşı boyunca deniz kuvvetlerinin deposuymuş. Ve sonra onların erzaklarından yedim. Sonra da tekrardan deneyler yapmaya başladım. Bazı yaşlı fareleri gençleştirerek mutasyona uğrattım. Artık yeni bir türüm var, Thor. Onları kontrol etmeyi nasıl öğrendin? Pekala, sanırım ben esas fare haline geldim. Yiyeceklerimi onlarla paylaştım. Parmak sandviçler, onun gibi şeyler. Peki yiyeceğiniz bittiğinde ne oldu? Ziyaretçiler. Demek istediğim, daima ara sıra
gelen turistler oluyor. Yani gelen teknelerde aileler ve bazı sağlıklı aşıklar. Hepsi çok lezzetliydi. Kırmızı şarapla. Bu da ne? Bu da ne böyle? Onları nasıl kontrol ediyordun? Bilirsin. Onların çıkardığı seslerle. Avlanırken çıkardıkları sesleri biliyor musun? Onu nasıl taklit edeceğimi öğrendim. Ben o sesi çıkardığımda benden uzak duruyorlar. Bazı metotlarla onlara istediklerimi yaptırabiliyorum. Pekala, bir şeyi gözden kaçırıyorsun Jerry. Neyi? Bununla neyi ispatlayacaksınız ha? Sana ne kanıtlayacağımı göstereyim. Biz buradan güvenli bir şekilde çıkıp tekneye gidene kadar bunu çalacaksın. Çünkü unutma Jerry, eğer biz ölürsek sen de ölürsün. Ben şimdi ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Belki de şu kimyasal varillerden birinin içine girip ördek yürüyüşü yapabilirim, tıpkı Thorn gibi. Bu işe yaramaz. Bunu ikinci kez yemezler, değil mi? Hayır. Bu şekilde ölmek istemiyorum, tamam mı? Lanetleneceğim. Umarım bu onları geri çekmiştir. İçeri gelin. Tanrım dostum. Seni gördüğüme sevindim. Bak Julie iyi mi? O başaramadı dostum. Aman tanrım bu da ne? Çal şunu, ötür şunu Jerry. Hadi ötür. Pekala. Tamam millet. Eğer bu adadan sağ kurtulmak istiyorsanız beni takip edin. Hı hı. Hadi popolarınızı kaldırın. Herkes bir arada kalsın, tamam mı? Dikkatli olun. Jerry, senin poponu taşımaktan yoruldum. Bu bataklık gazı. Diğer adıyla metan gazı olarak bilinir. Sakın kibrit falan yakmayın. Neyse ki sigara içmiyorum. Pekala, hadi kımıldayın, yürüyün. Ben sizinle orada buluşurum, hadi. Gidin. Al, çal şunu. Çalmak istemiyorum. Hadi. Tamam. Devam et. Ben emir almam. Seni aşağılık pislik herif. Hadi tekneyi yakalamalıyız, hadi. Dinle, sen devam et. Onları tekneye bindir. Bilirsin, biz bir dakikada yalnız kalmalıyız. Hadi bakalım. Hadi çabuk ol. Hadi git. Sana ne diyorsam onu yap. Hadi. Kalk ayağa. Hadi yürü bakalım, yürü. Durma. Hadi. Hadi. Acele et Davis. Çabuk olun. Dostum, onu aldım. Teknede silahınız var mı? Ne demek istiyorsun? Ateş edebileceğimiz herhangi bir şey, metan gazı için. Bir cehennemdeki kadar. İşaret fişeği tabancası. Harika. Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor? Tornu almaya. Bak, seni tekneye kadar tüm beni yol boyunca sürükledim. Umurumda değil. Bir adım daha atmıyorum. Beni rahat bırak. Burada kal öyleyse. O lanet fareler senin değersiz poponu yesin. Hey Thorn. Cehennemde görüşürüz. Sanmıyorum. Çünkü ben kuzeye doğru gidiyorum. Thorn!
Yüce Tanrım, sen çok iyi bir iş yaptın evlat. Sam. Ha. Thorn. Ha. Bana Sam de. Sam ha? Sam dostum ha? İyi iş başardın Sam. İyi iş başardın Sam. Hadi bu pislikten çıkalım. Ay ay efendim. Sence bu terk edilmiş lanet adada olup bitenlere inanan olur mu? Pekala, yaşasalar daha iyi anlarlardı biliyor musun? Ben bu adaya iki kere geldim ve iki kere bana çok fazlaydı. Üçüncü kez büyüdür. Kim bilir, belki 50 yıl ya da daha sonra. Ayrıca kasede kaydedilmiş görüntülerimiz var. Gerçekten mi? Peki kameraları nereye koydun? Gidin buradan. Gidin buradan. Defolun buradan. Hadi gidelim dostum. Akşam yemeği için kim hazır?